Merhaba arkadaşlar, TYT 8'lerimiz sınavının soru çözümleriyle birlikteyiz. Şimdi 6. soruyla başlıyoruz. Buna göre hangi öğrenciler doğru bilgi vermiş olamaz diyor. Dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkin küremsi şekline geoid denir. Ekvator çevresi 40.076 kilometre iken kutuplar çevresi 40.009 kilometredir. Kutuplar yarıçapı 6.357 kilometre, ekvator yarıçapı ise 6.378 kilometredir. Dünyanın kutuplardan basıklık oranı 297'de 1'dir. Dünya yerçekiminin etkisiyle küreselleşmiş, kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda ise geoid şeklini almıştır. Hülya öğretmen dünyanın şekli hakkındaki yukarıdaki bilgileri verdikten sonra sınıfına şu soruyu yöneltmiştir. Dünyanın tam küre olmayıp geoid şeklinde oluşunun sonuçları neler olabilir? Hülya öğretmenin sorusuna öğrenciler şu cevapları vermiştir. Haluk demiş ki meridyenlerin boyları ekvatordan daha kısadır. Evet, meridyenlerin boyları ekvatordan daha kısadır. Çünkü dünya ekvatordan şişkin olduğu için bir meridyen dairesinin uzunluğu ekvatorun uzunluğundan kısadır. Merve kutuplar dünyanın merkezine daha yakındır demiş. Dünyanın merkezi dediğimiz yer iç çekirdek. Bu nedenle dünya kutuplardan basık olduğu için iç çekirdeğe yani dünyanın merkezine daha yakındır diyebiliriz. Tuncay yerçekiminin en fazla olduğu yer ekvator üzerindedir demiş. Hayır, kutuplardan basık olduğu için ve dünyada yerçekimini sağlayan kuvvet iç çekirdek olduğu için kutuplardan yerçekimi ekvatora göre daha fazladır. Arda demiş ki alacakaranlık süresinin en kısa olduğu enlem ekvatordur. Bu dünyanın şekliyle alakalı bir durum. Geoid şekliyle değil, küresel şekliyle. O yüzden bu yorumu da aslında genel itibariyle yapamayız. Bu nedenle 6. sorunun cevabı E şıkkı olacak. Yani Tuncay ve Arda yanlış cevap veren öğrenciler olacak. 7. soruyla devam edelim. Şimdi buna göre bu bölgenin coğrafi koordinatları hangisi olabilir demiş. Şimdi X ve Y meridyenleri arasında 10 meridyen fark var. İlk donemiz bu. L paralelinin ekvatoru olan kuş uçumu uzaklığı 4.773 kilometre. Şimdi ilk burayı çözelim. 4.773 kilometre ise ve her paralel arası 111 kilometre ise ben 4.773'ü 111'e bölerek sonuca ulaşabilirim. Yani 43 derece paralelindedir L merkezi kanaatine varabilirim. Şimdi K paraleli ile arasında 10 paralel fark vardır. O zaman K paraleli 33 de olabilir, 53 de olabilir. Çünkü kuzeyde mi, güneyde mi bunu tam bilmiyorum. Devam ediyoruz. Y meridyeni Türkiye'nin en doğusundaki meridyenle 240 dakika geridedir. Her meridyen arasında 4 dakika olduğu için 240'ı 4'e bölersek 60 meridyen fark var olur. Şimdi Türkiye'nin en doğusundaki meridyen 45 derece doğu meridyeni. Bundan 60 meridyen daha batıya yani geriye gelirsek 15 derece batı meridyenine gelmiş oluruz. Bu nedenle Y'nin bulunduğu yer 15 derece batı meridyenidir diyebiliriz. Sonra devam ediyoruz. X ile Y meridyenler arasındaki kuş uçumu uzaklık L paraleline göre K paraleli üzerinde daha kısadır demiş. Şimdi bu noktaya vardığımızda da meridyenler arası kuş uçumu uzaklık L paraleline göre K paralelinin üzerinde daha kısaysa K o zaman kutuplara daha yakın. L ise nereye yakındır? Ekvatora daha yakındır diyebiliriz. O yüzden L'ye biraz önce 43 demiştik. K'ya da ne dememiz gerekir? 53. Yani 43-53 kuzey paraleller arasındadır. Y'ye de 15 derece batı meridyeni demiştik. X ve Y meridyenleri arasında ise 10 fark vardı ilk dönemimize göre. Buna göre söyleyebileceğimiz şey ise ne olacak 7. soruda? Denizli şıkkı yani 43-53 kuzey paralelleriyle 15-25 batı meridyenleri arasında yer alır diyebiliriz. 8. soruya baktığımızda çizgisel ve dairesel yerleşmeler hakkında bilgi verilmiş. Çizgisel yerleşmeler meskenlerin sıra halinde bulunduğu genellikle akarsu vadisi ya da yol boyunca oluşturulan yerleşmelerdir. Dairesel yerleşmeler ise daha çok düz arazide yapılan yerleşmelerdir demiş. Şimdi yukarıdaki verilen yerleşme tiplerinin görüldüğü merkezler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Şimdi o zaman çizgisel yerleşme akarsu boyunda olabileceği için bana akarsu ya da yol boyunca oluşan bir il lazım. Baktığımda Amasya, Mersin, Ankara, Rize ve Urfa illerinden akarsu kıyısı boyunca kurulmuş tek il Amasya'dır. Dairesel yerleşmede düz bir alana kurulmuş bir yerleşme gerekir. Bu verilen Konya, İstanbul, İzmir, Muğla, Hakkari illerinden en düz alana kurulmuş olan yerleşme de Konya'dır. Bu nedenle bu sorunun cevabı yani 8. sorunun cevabı da A şıkkıdır diyebiliriz. 9. soruyla yine devam edelim. 9. soruya baktığımızda yukarıdaki fotoğrafta Anhökümen alanında kurulmuş olan Üst Nera'da
Yani Rusya'da sıcaklığın eksi 70 santigrat dereceye düşmesine karşın insanların burada yaşamlarını sürdürmesinin temel nedeni hangisidir? Şimdi aslında dünya üzerindeki biz alanları yukarıki öncülde de vermiş. Ökümen ve anökümen alanlar olarak ikiye ayırırız. Ökümen alanlar yerleşmeye uygun, anökümen alanlar ise yerleşmeye uygun olmayan alanlardır. Buraya baktığımızda, şimdi eğer bir yere, kutuplara ya da çok soğuk bölgelere, çöle yerleşim yapıyorsak, bu alanları da bize ekonomik faaliyetlerin olduğunu gösterir. Çünkü yaşam koşullarının uygun olmadığı yerlere insanlar ekonomik faaliyet yoksa yerleşmeyi tercih etmezler. Şimdi şıklara baktığımızda geleneksel yaşamdan vazgeçilmesi demiş. Edirne şıkkından başlıyorum ben. Hayır, bununla bir alakası yok. Balıkçılık gelişmiş olmasıyla da alakası yok. Turizm açısından zaten eksi 70 santigrat derecede bir alan. O yüzden bunu da söyleyemeyiz. B şıkkında diyor ki doğal gazın varlığı. Evet, Üsnera bölgesinde doğal gaz kaynaklarının varlığı burada nüfusun yoğun olmasına ya da insanların burada yaşamasına neden olmuştur diyebiliriz. Bu nedenle 9. sorunun cevabı da B şıkkıdır. Son sorumuz, yani 10. sorumuzla devam edelim. Akarsuların bu temel özelliklerinden yararlanan gözlemci aşağıdaki yargılardan hangisine varamaz? Bir gözlemci bir bölgedeki akarsular üzerine çalışmalar yaparken şu özellikleri tespit etmiştir. Akarsular menderes çizerek akıyor. Yani bu ne demek? Akarsu düz bir yerde akıyor demek. Cümleye devam ediyoruz. Ve denize döküldüğü yerde delta oluşturmuştur. Rejimi yıl boyunca düzenli, debisi de yüksek bir akarsudur. Şimdi bu genellemeye göre hangisine varamayız? Buna bakalım. Akarsu taşımacılığına elverişlidir. Evet, menderes çizerek akıyor. Düz bir alanda akıyor. Elverişli olabilir. A şıkkı doğru. Tarımda akarsudan yararlanılabilir. Evet, düz bir arazi. Bu nedenle tarımda akarsudan yararlanabiliyoruz. C şıkkına baktığımızda barajların su seviyesi düşük değil. Çünkü rejimi yıl boyunca düzenli ve debisi yüksek bir akarsudan bahsediyoruz. Bu nedenle barajların su seviyesi düşük değildir. Heyelan ve toprak kayması olayları sıklıkla yaşanır demiş. Şimdi yukarıda akarsuyun özelliklerini verilmiş. Burada toprak yapısını falan da bilmek gerekir. O yüzden D şıkkı ile ilgili kesin bir yargıya varamam. E şıkkına baktığımda ise akarsuyun ağız kısmında gelgit etkisi azdır. Evet, gelgit etkisinin az olduğunu da nereden anlıyoruz? Akarsuyun ağız kısmında delta oluşmuştur. Delta gelgitin olduğu noktalarda oluşmaz. Bu nedenle Edirne şıkkını da söyleyebiliriz. O yüzden 10. sorunun cevabı D şıkkı olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.